İşte bir gün Hakkari Çukurca'dayım. Şark görevindeyim. Akademiden yeni mezun olmuşum o zamanlar. Biliyorsunuz o dönemler bayağı bir karışık oralar. Her gün olay, her gün olay. Gecemiz, gündüzümüz yok. 3 saat uyusan şanslısın. Neyse bir gün bir telefon geldi. Adamın biri banka şubesine giriyor. İçeride çalışanlarla arasında arbede çıkıyor. Adam panikliyor. Köşeye sıkışıyor. Banka çalışanlarından böyle genç, güzel bir kadını rehin alıyor. Adam bana diyor 1 saat içinde o zamanın parasıyla 500 milyar TL bir de helikopter getirmezseniz rehineyi öldürürüm diyor. Amerikan filmi sanki. O da çok izlemiş o filmlerden. Ama adamın bilmediği şey şu. Hakkari'de helikopter yok. En yakın Bingöl'de Komando Tugay'ın helikopteri var. Onunla da bizim emniyet yazışacak, edecek, helikopter gelecek. En az 5 saat. En az 5 saat. Ya sen şimdi böyle anlattın da askerlik anılarım geldi aklıma. Sen nerede yaptın askerliği? Beytüşşebap. Tam 18 ay. Dile kolay. Beytüşşebap bilir misin bilmem. Dağlık arazi. Kaçakçıları kovalamaktan çarşıya bile çıkamıyorduk. Bak Halil abi de geldi. Selamünaleyküm beyler. Aleykümselam abi. Gel otur abi. Oturun oturun. Eyvallah. Abi böyle güzel dostlarım var. Niye tanıştırmıyorsun bizi? Her şeyin bir zamanı vardır Rüstemciğim. Bunun da zamanı bugünmüş demek ki. Nasılsın? İyiyiz Remzi Bey, iyiyiz. Ben de bütün gün seni aradım biliyor musun? Ama ulaşamadım bir türlü de merak ettim. Meğerse buradaymışsın. Ya bu benim telefon ikinci el. Batarya, matarya şarj tutmuyor. Geleyim dedim hem telefonu şarj edeyim hem 2 soluklanayım. Sonra arkadaşlarla öyle muhabbete daldık sağ olsunlar. Abi senin şu rehine vardı kız diyordun. Ne oldu ona ya? Rüstemciğim şimdi bizim Remzi Bey ile biraz sohbet etmemiz lazım. Müsaadeniz olursa başka zaman anlatsın. Eyvallah. Eyvallah. Buyurun Remzi Bey şöyle içeri geçelim biz. Buyurun buyurun. Bu arada mahalleliyle konuştum. Seni hem çok seviyorlar hem de senden çekiniyorlar. Sen de çekinsen iyi edersin. Beni tehdit mi ediyorsun? Madem konuyu açtın o zaman ben söyleyeyim ama sen de iyi dinle. Ben tehdit etmem. Yaparım. Sen ne yaptın? Tahsin'i bulabildin mi? Var mı bir haber? Ya nasıl bulayım? Ha? Aynı anda 20 yerde olamıyorum maalesef. İnan. Ulaşımı bile toplu taşımayla yapıyorum. Bu da beni haliyle yavaşlatıyor. Şöyle yeni bir araba olsaydı altımda işler daha kolay olurdu. Ne istiyorsun? Sana yeni bir araba mı alayım? Ya hemen de sinirlenme. Öylesine dedim. Sen nereye gidiyordun? Münevver Hanım'a mı? Nereye gittiğim seni ilgilendiriyor mu? Yahu Münevver Hanım'a gidiyorsan ben de seninle geleyim de öğrendiklerimi Münevver Hanım'a anlatayım diye söyledim. Bana bak Remzi. Bey. Münevver Hanım'dan uzak dur. Mahalleden, çevremden uzak dur. İşini yap, Tahsin'i bul. Bugün de seninle hiç konuşulmuyor. Halil Bey. Ben diyeceğimi dedim. Hadi şimdi işine git. Yahu dur. Çayımızı içiyoruz. Ben gelene kadar yeterince içmişsindir. Bu arada o telefonun şarjı bitmesin. Ben aradığımda sana ulaşayım. Neyse, çay içecek tat da bırakmadı zaten. Bak bu şimdi güzel oldu. Böylece şarjının olduğunu da öğrenmiş olduk. Haberini bekleyeceğim. Eyvallah. Eyvallah. Nereye ya? Daha hikayenin geri kalanını anlatacaktın. Şu kadarını söyleyeyim. Kızı kurtardık. Bu arada öyle karakola falan işiniz düşer. Beni bulun. Çözeriz. Eyvallah. Tövbe tövbe. Ben nereden sardım bu adamın başıma?